Aziz milletim, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne yazık ki her geçen gün daha da ağırlaşmaya devam ediyor. Her hafta farklı bir suni gündemle üstü örtülmeye çalışılsa da ekonomimizdeki kriz yerinde duruyor. Milletimiz her gün geçim sıkıntısıyla biraz daha boğuluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Kırıkkale'deydim. Yanıma gelen bir emekli kardeşimiz ne dedi biliyor musunuz? Aldığımız maaş 7,5 lira. Geçim ölü. Bugüne kadar hep geçim sıkıntısı diyorduk. Sıkıntı o kadar büyümüş ki insanlarımız artık ölü diye tarif ediyor. Bir grup haramzadenin zevki sefası tam gaz sürerken emeğiyle geçinenlerin pazar, manav, market torbaları her geçen gün daha da boşalıyor. Değerli dava arkadaşlarım, iktidar seçim kaygısıyla bugüne kadar ekonomideki yıkımı geçici adımlarla örtmeye çalıştı. Şimdilerde ise yeni bir yola girmeye niyetlendiklerini görüyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki, asgari ücret hedeflenen enflasyon oranında artırılmalı. Bunu daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de dile getirmişti. Niyet belli. Ücret zamlarını enflasyondan düşük yapmak. Biliyorsunuz bu arkadaşlar bize seçimlerden önce IMF ile çalışacaklar diye utanmadan çamur atıyorlardı. İşte size gerçek bir IMF politikası. Ücretlinin, dar gelirlinin sırtına bin, alım gücünü bitir, talep azalsın, enflasyon düşsün. Millet fakirleşmiş mi? İnsanların hayatları zorlaşmış mı? Umurlarında bile değil. Buradan ekonomiyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Sakın ola böyle bir şey yapmayın. Ne seçimlerden önce ne de seçimlerden sonra. Sakın ola bu yola girmeyin. Kendi hatalarınızın bedelini daha fazla bu milletin sırtına yüklemeyin. Yıllardır sebep olduğunuz yüksek enflasyonun altında ezilen dar gelirlilere ve ücretlilere daha fazla bedel ödetmeyin. Bedel ödeme sırası artık ekonomiyi krize sürükleyenlere ve krizin neden olduğu enkazın üzerinde sefa sürenlere geldi. Önce siz tasarruf edeceksiniz, önce siz kemer sıkacaksınız, önce siz lüks hayatlarınızdan vazgeçeceksiniz. Ne emekli maaşını ne de asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayın. Sakın bırakmayın. Zaten zor durumda olan insanımızı daha fazla da fakirleştirmeyin. Bilinçli olarak zenginleştirdiğiniz, ranta boğduğunuz kesimler var ya, işte gidin enkazı biraz da onların sırtına yükleyin. Biraz vicdanlı olun. 40 yılda bir iktidar olmanın sorumluluğuyla hareket edin. Milletimize daha fazla çile çektirmeyin. Ayıptır, günahtır.